Türkiye'de basın özgürlüğü alanında yaşadığımız kara tablo maalesef Ekim-Kasım aylarında değişmedi. Tam 144 kez gazeteciler 2 ay içinde 144 kez hakim karşısına çıktı. Haberini, yorumunu savunmak zorunda bırakıldı. Türkiye'de RTÜK yine televizyonlara ceza yağdırdı. Konukların ya da sunucuların aslında en basit ifade özgürlüğünü kullandığı yorumları, değerlendirmeleri nedeniyle. Yine Türkiye'de hatta dünyada birlik yaşandı. Microsoft ilk kez Türkiye'de bir siteye, T24 sitesine tamamen erişimi engelledi. Ekim-Kasım aylarında yaşanan ihlaller arasında. Erişim engellemeleri çok büyük sıkıntı olmaya devam ediyor. Türkiye'de yargıdaki çürümeyi, adliyedeki skandalları, yerel merkezi idaredeki görevi suistimalleri, taciz iddialarını haberleştiren gazetecilerin belgeli haberleri maalesef ortak hafızamızdan yok ediyor erişim engelleriyle. Hatta Ekim-Kasım ayında yaşanan en büyük skandallardan biri de erişim engellerini takip eden sivil toplum örgütünün erişim engellerine ilişkin haberinin engellendiği haberinin engellendiği haberinin engellenmesi. Artık erişim engellerinin kamuoyu tarafından bilinmesini dahi istemiyor sansürcü yaklaşım. Yine Ekim-Kasım aylarında bundan bir yıl önce çıkan sansür yasası dediğimiz TCK 217A maddesinden gazetecilere yönelik soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarda olağanüstü artış yaşandı. 8 gazeteci neredeyse bir hafta 10 günlük bir süre içinde sadece bu madde nedeniyle, yani sansür yasası nedeniyle soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. Yine siyasetçilerin gazetecileri hedef alan, tehdit eden değerlendirmeleri Ekim-Kasım aylarına damgasını vurdu. Alican Uludağ iki MHP yöneticisi tarafından ayrı ayrı hedefe kondu. Murat Ağırel yine yaptığı yayın nedeniyle tehdit edildi. Anadolu'da birçok yerel gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle ölümle dahi tehdit edildiler. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Günü'nde haber yapmak isteyen gazeteciler gözaltına alındı. Yani 60 günlük süreçte yine gazeteciler yasaklamalar, sansürler, tehditler, kısıtlamalarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldı Türkiye'de. Basın özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz. Demokrasinin olmazsa olmazı, hukuk devletinin olmazsa olmazı basın ve ifade özgürlüğüdür. Biz bu konuda kararlıyız. Türkiye'de basın özgürlüğünü, Türkiye'de demokrasiyi mutlaka ama mutlaka onaracağız, iyileştireceğiz, geliştireceğiz.